2001 yılında Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bir genelce. Peki bu genelce neyi kapsıyor? Alıkesir gibi sivil ya da askeri havaalanı olan yerlerdeki bölgelerde imar planlarını kapsıyor. Kısacası yapılan inşaatların e, yüksekliğini ya da yapılıp yapılamayacağını bunları belirten bir plan. Buna biz maniye planı diyoruz. Bu 2001 yılında yayınlanmış ve 2001 yılında Balıkesir Belediyesine de bu plan tebliğ edilmiş gelmiş ama maalesef 5-6 ay öncesine kadar Balıkesir Belediyesinde hiç kimsenin bu planın varlığından haberi yok. Bu acı ama gerçek yani. 2001 yılı nere? 2011 yılı nere? Balıkesir havaalanı tekrar sivil ulaşımı açıldıktan sonra havaalanının yetkilileri böyle bir plan olduğunu dolayısıyla Birçok Balıkesir'in bölgesinde inşaatların yüksekliğinin e, şu anda imar planında olduğu gibi uygulanamayacağını, var olanların bir kısmının tıraşlanması gerektiği yönünde, kısacası bu planın uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Bizim bu e, plandan da e, açık ve net söyleyecek olursak, bu yazı gelmezden, e, tekrar bize hatırlatılmazdan birkaç ay önce haberimiz oldu. Evet. E, bunda bakın ben kendimize ilgili kısmında da e, ve... Bizden öncekilerde de hiç kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Bak Gayet açık ve samimi bir şekilde olay neyse bunu ifade ediyorum. Şu anda maniya planından dolayı Balıkesir Belediyesi'nde inşaat ruhsatı için izin bekleyen hiçbir dosya yoktur. Tamam. O yazılı e, talimatım sonucunda e, daha önce beklemekte olan bütün maniya planından dolayı beklemekte olan bütün inşaatlar ruhsatlarını almışlardır inşaatlarına da başlamışlardır. Bundan sonra müracaat edenlerin e, prosedürü Aynen, Daha önce da alacaklar. nasıl yapılıyorsa aynen alacak. Kimse dedikodulara itibar etmesin dedikodulara itibar ederek başka yerlerde çözüm aramaya kalkmasın. Bu e, biraz önce ifade ettiğim gibi verdiğim yazılı talimatlar riski üzerimize alarak şu anda inşaat ruhsatları, kim müracaat ederse etsin asla maniye planı engel değil. İnşaat ruhsatlarını veriyoruz. Evraklarında başka bir eksiklik yoksa.